Rashid Sağ orada. Tek tek oyuncular madalyalarını alıyor. Yeni transferlerden Can Keleş'i de görüyorum. Tabii oynayanlarla yedek kulübesi arasındaki makasın açık olmaması lazım. Onu sağlaması lazım. Hem nitelik olarak hem performans ve süreklilik olarak Beşiktaş'ın. Kesinlikle. Bench'in kuvvetliyse zaten şampiyonluğa gidiyorsun. Oyunu alacağın oyunlar oyunun kaderini değiştirecek yetenekler olması lazım. Bench zayıfsa sadece 11'le, sahip sözün 11'le bu şampiyonluk olmuyor. Mutlaka bench'ten oyun kaderini değiştirecek oyuncuya ihtiyacım var. Uzun maratonda o katkıyı da alabilmesi lazım şüphesiz Beşiktaş'ın. Yoksa şu anki transferlerin değer kattığına şüphe yok. Ama dediğim gibi o makasın açık olmaması gerekiyor. Evet, Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş ve siyah beyaz oyuncular yerlerini aldılar. Oyuncular hazır, kupa hazır. Kaptan Necip Süper Kupa'yı ellerine aldı. Arkadaşlarının yanına gidiyor. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Sezona süper başladı Beşiktaş. Süper Kupa ile başladı. 18. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın oldu. İşte kupayla unutulmaz bir hatıra. Onu o anı ölümsüzleştiriyor. Beşiktaşlılar, futbolcular, teknik ekip, yöneticiler bu süper galayı kupayla, farklı skorla taçlandırdıkları bu muhteşem geceyi görüntüye geldiği gibi unutulmaz kılıyorlar. Biz şampiyon Beşiktaş kupasını aldı Atatürk Olimpiyat Stadında. Zira Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Kaptanlar Necip ve Mert'in ellerinde, tüm takım kupayı havaya kaldırdı. Kupanın mutluluğunu, kupanın coşkusunu yaşıyor siyah beyazlar ve bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Şimdi medya mensubu arkadaşlarımıza, gazetecilere, foto mavilerine kupa pozu, şampiyonluk pozu veriyor siyah beyazlı oyuncular. Gerçekten büyük bir sevinç, büyük bir gurur yaşıyor Beşiktaş. Gökhan Keskin aslında kötü bir sezon geçirmişti Beşiktaş, ama işte bu yüzden dört büyükler diyoruz ya, en kötü sezonunu iki kupayla kapatmış oldu Beşiktaş. Yani neredeyse kötü sezonu geçirsinler diye başlayacaksın. İki tane kupa bir kapanırken, bir de önümüzdeki sezon başlamadan kötü geçirdiğin sezona ait iki tane kupa kazanıyorsun. Üstelik yeni yaptığın transferlerle bunu başarıyorsun. Son maçı özellikle. Beşiktaşlar için çok mutlu ve gururlu bir akşam. Geçen senenin şampiyonunu da net bir skorla yeniyorsun. Bu da önemli. Yani moral açısından, moral açısından çok önemli. Çünkü Galatasaraylı arkadaşları da sahanın kenarında kupa töreninde gördük. Onların da modları düşmüş. Bayağı üzülmüşler belli. Ama Beşiktaş bu akşam cami olarak sevinmeyi, mutlu olmayı hak etti. Bir kere daha kutluyorum bu kupada emeği geçen bütün arkadaşlarım. Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri boşaltmadı haklı olarak. Bu sevinci, bu coşkuyu, bu heyecanı yaşamaya devam ediyorlar. Galatasaraylı taraftarların tamamı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan ayrıldı. Kupa töreni gerçekleşti. Kupayı kaldırdı Beşiktaş. Ama futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Fotoğraf çekimleri devam ediyor. Ardından da tribünleri dolaşacak Beşiktaşlı futbolcular. Bir gurur gecesi Beşiktaş adına. Ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan bu farklı galibiyet tarihe geçmiş oldu. Uzun yıllarda
konuşulacak bir galibiyete imza atmış oldu. Beşiktaş sadece kupayı kazanmadı. Sezona girerken moral de kazandı. Galatasaray içinse Levent Süleyman siz de belirttiniz tam tersi. Kötü bir sezon başlangıcı oldu Galatasaray'a. Tabii canım, yani sezonun öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında zaten bunun sinyallerini vermişlerdi. Yani Galatasaray medyaya da baktığın zaman en çok gündem olan 8 numarası ne zaman gelecek, 2 numarası ne zaman gelecek takım görüntüsündeydi. Yani bu transferler geçen seneden beri bağıran transferler. Yani bunun planlamasının çok önceden yapılması gerekirdi diye düşünüyorum ben. Lig başlayacak, lig arifesinde 2 tane oyuncu birden geldi. Şöyle bu maçı da bakıyorsun, Beşiktaş'ın yeni transferleri sahada. Yani bundan da faydalandı bir ölçüde. Sonuçta bir takımı kaybedebilirsiniz. Farklı da kaybedebilirsiniz. Ama teslimiyetçi bir rolle oynayamazsınız. Galatasaray'ın oyuncuların bugünkü ortaya koyduğu performans teknik heyet dahil bence son derece kötüydü. Yani